Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size Ibanez'in yeni akustik gitar amfilerinden en küçük olanını, 10 wattlık olanını anlatacağız. Şu an üzerinde gördüğünüz kontrollerden biraz bahsedeyim. En sağdan başlayalım. Power switch'ini arkadan açtığınız zaman ışığı yanıyor. Eğer CD player, MP3 player bir şey bağlamak isterseniz burada stereo girişleriniz var. Chorus'u açıp kapatabilirsiniz ve chorus'un hızını da ayarlayabilirsiniz. Volume kontrolünüz var. Ters olacak biraz ama önce mid shape, yani şuradan midlerin nasıl bir şekilde ayarlanacağını seçiyorsunuz. Burada da midlerin nereden devreye gireceğini ayarladınız. Hue diye bir tuşumuz var. Onu da işlevini birazdan göstereceğiz size. Şöyle düşünmüşler. Amfinin kontrollerini küçültebilmek anlamında bazı şeyleri, mesela bass, treble, reverb gibi efektleri falan bunda göremeyeceksiniz. Şey düşünmüşler, en basit gitarda bile preamp'sinde bass ya da treble vardır. Zaten oradan ayarlanır. Bu asıl amfinin karakterini oluşturan şey mid shape'lerdir. Midlerin karakter özellikleridir diye düşünerek onları koymamayı tercih etmişler. Küçültebilmek anlamında. Büyük modellerinde onları da görürsünüz ama gitarınızda zaten o kontroller varsa 10 wattlık bir amfide çok işinize yarayacak şeyler değildir. O yüzden koymamayı tercih etmişler. Normal volume kontrolümüz burada. Şu an bir ayar yaptığımız için onunla hiç oynamayacağız. Biz şu an bunu mikrofonlayarak değil, direkt bunun line out çıkışından size sinyal göndererek kaydetmeyi tercih ettik. Çünkü mikrofonladığımız zaman akustik gitarın kendi sesi de size gelecekti ve biraz yanıltıcı olabilir. Şimdi gitarımın üzerinden bas frekanslarım biraz yarının üzerinde. Middle ve tiz frekanslarıyla hiç oynamadık bile. Bakın nasıl bir ses geliyor. Midleri değiştirelim biraz, bakın nasıl. Daha geniş ya da daha kapalı bir mid range elde edebilirsiniz. Buradaki hue tabi midlerin high midleri ayarladığınız zaman artık tiz frekanslara doğru hareket edecektir gayet normal bir şekilde. İsterseniz chorus'u da gösterelim. Chorus'u devreye soktuğunuz zaman chorus çalışmaya başlıyor bu tuştan. Bunun hızını da ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Ben çok hızlı dönmesini istemiyorum. Bayağı yavaşlattım şu an. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.